otlar yanınca, senin gözün bende, konuklar gelince, senin işin benimle, bir şeyler sormak gerek, ayol cevabın bende. Gelen bir pişman olsa da, gelmeyen bir pişman bize, aklı fikri bendedir, tövbe estağfurullah, sohbet çok bahanedir. Tanrım ne yaptım sana, asıl haberler bende, dedikodular sende. Gelen bir pişman olsa da, gelmeyen bir pişman bize. Elim eline deyince hoş oluyorum, safla saman karışıyor, toy çocuk muyum? Gözüm gözüne deyince hoş oluyorum, safla saman karışıyor, toy çocuk muyum? Çalım atalım tüm dertlere, pas verin bize. Gönüller eğlence ister, sohbet bahane. Birbirinden vazgeçemeyen, reytingleri tek geçen adam seçenekleri. Efsane geri dönüyor. İşte Hande Ataisi, işte Cem Davran! Ayol okuma bayramı gibi. Ama bugün ama seyircimiz çok güzel, farkında mısınız? Çok güzel, çok güzel. Herkes burada efendim. Taşmışız yani. Efendim hoş geldiniz. İki kere kikiye hoş geldiniz. Bir çiçeğimiz var galiba. Gerçekten. Dur bakalım. Gün gören Osman Ülkümen Lisesi. Ülkümen Lisesi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Teşekkürler efendim. Osman Ülkümen Lisesi'ne teşekkür ederiz. Hande'ciğim hemen bakalım mı bugünkü... Nelerimiz var, evet. Nelerimiz yok. İşte bakalım iki kere iki de bugün neler var efendim. Türkiye'nin bir numaralı programı iki kere iki de bakın bu akşam neler. Kadını iki kere iki ortaya çıkardı. Kendi adım... Usta oyuncu Levent Kırca, Malkoçoğlu olursa. Malkoçoğlu! Deniz Akkaya, patronu İbrahim Tatlıses'i anlattı. Babacan çok iyi. Akkaya neler söyledi neler. Yanlış haberlerle çıkarsa mutlaka hırçınlaşır. Yeni albümünün tanıtımını yapan Kenan Doğulu hayranlarıyla hasret giderdi. Ex aşkım bana neler ettin, bir ömrü bana zehir ettin. Kim kime benziyor da hem şaşıracak hem de çok güleceksiniz. İşte Levent Erim'in daha iyi espri yapanı. Telefon şakamızı sakın kaçırmayın. Emre orayı kapatır mısın? Bütün fişini çek. Ya anne ötüye bir şey olmaz, dur bir dakika. Ya bir sürü kişiyi çek kapat orayı da. Alo. Hepsi ve daha fazlası az sonra. Efendim. Kimler var efendim bugün programımızda? Sevgili konuklar, sevgili iki kere kiki izleyicileri. Bugün yine her zaman çok özel ama bugün çok 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 özel bir konuğumuz var. Bayanlar baylar huzurlarınızda. Seda Sayan. Seda Sayan. Thank you.
Benim kartlarımı da mı aldın sen? Ne yaptın? Ben bütün kartları aldım. Bu da böyle duracak benim de hem yok, bunu böyle koyabilirsiniz. Hem şey, hem şey. Ne diyor bu kadırgalı Aysel? Öyle. Allah razı olsun. Hoş peki Seda, kadırgalı değilsin ama değil mi sen? Bir tanesi kadırgalıyım. Kadırga'da büyüdün ama Eyüplüsün diye biliyorum. Tabii ben. Eyüp'te doğdum. Yani ben biraz çeşitim. baba tarafım, baba tarafım yani. Erzurum. Annem Tokat, ben Eyüp'te doğdum, Kadırga'da büyüdüm. Tam sebze çorbası gibi ayol her tarafı. Tamam öyleyim. Bu arada çok şıksın ve çok yalan. Güzelsin. Ya, yalan söylemiyorum. Şey, bunun yanında bir kilolar verilmiş. Kompliman yapman söz konusu değil, herhalde gebertir seni. Aa aşk olsun. Yok sana ayrı. Tamam. Öyle şey yapma. Bana yapabilirsin. Hakikaten. Sen de ayrı bir elektrik var Seda. Evet. Sen böyle hani daha harbi bir kadın olarak çıktın. Hani harbi sözünü nasıl esirgemeyen. Çıktın? Hani nasıl çıktın? Bacımız, nasıl? Ablamız. Hani yeni çıktın demek istiyorum. Gibi. Herkes öyle biliyor seni. Sen mi öyle yarattın bu şeyi? Bacımız. Senin şimdi bunu silah olarak kullandığını düşünüyorum ben. Birazcık birisi sana böyle hani asılmaya kalksın, bir en ufacık bir laf söylemeye kalksın hemen benim kadırgalı Aysel diye hemen maşalar çıkıyor o kötü. Yani. Yok. Bunu silah olarak kullanmaktan değil, elim hemen belimde. Ama böyle insanlardan her korkmayacaksın. Her şeyde elim burada bak. Tabii. Yani böyle insanlar çok şey, içi dışı bir olur. Yani korkmuyorum buna demek. Hayır, böyle insanlar derken böyle feveran eden, sinirlenen, gerektiğinde aslında seven. Aslında çok saldırgan gibi görünen, çok saldırgan sessiz bir kadınım ben. Çok sessiz de değilsin, onu da sallama istersen. Sessiz de değilsin de. Sessizim be. Yok, bana basılmadıkça çok. Kur'an çarpsın sessiz değilsin. Yalan vallahi. Değil mi? Vallahi değilsin. Ben kendimi çok sessiz görüyordum. Mesela evde kedi gibiyim.
Evde kedi gibiyim. Kedi gibiyim. Vallahi. Bu konu. Evde kedi gibiyim dedi. Kedi gibiyim. Dedi. Dedi. Acaba ne demek istedi? Acaba ne demek istedi? Biz muhabbete devam edeceğiz ama biraz tempolu gitmek açısından... Magazinimiz mi var? Buram, sen al, sen söyle. Allah, Hande çok güzel söylüyor. Ne var? Şimdi magazin. Sen ama öyle de bir şey var. Çok güzelleşmişsin, bir şeyler olmuş. Hiç hadi anam hadi. Liposakşın falan da mı yapılmadı? Açım, şu anda bile açım. O kuru şeyine bakıp da yapamayacağını... Bunları da yaptırsam çıkar, söylerim. Ayol ne yapıyorsun? Dur. Ozu korkuyor, görüyorsunuz. Az. Usta komedyen Levent Kırca yeni filmi için kılıç çekti, Bizans ordusunu tek başına yerle bir etti. Polat'ım. Zaman zaman Malkoçoğlu filmini tiye alıyordu usta komedyen. Enis Bey, Enis Bey, telefon. Enis Bey, hocam, telefon. Levent Kırca bütçesi çok kabarık olan filmi için kimlerden yardım almıştı dersiniz? Birleşmiş Milletler'den yardım bekliyorum ve buradan dervişe sesleniyorum. Beni de kurtarsın derviş, yetişsin biraz. Bir çanta da bana gönderte derviş. Ha, çantanın içini dervişe bırakıyorum. Ne koyarsa koy, çakıl taşı çıkmasın da ne olsa razıyım. Peki filmin en pahalı oyuncusu kim dediğimizde Levent Kırca espriyi patlatıyordu. Filmin en pahalı oyuncuları atlar. Atlar adadan geliyor, adalı atlar bunlar. Çok pahalılar. Atlar kadar değerli. Vay be, insanız atlar. Oğlum dur lan. Ve esas oğlanı medyaya tanıtıyordu usta komedyen. Gel yanıma çömel. Bakın Türkiye'nin Brad Pitt'i bu arkadaş. Buna göre. Görüyorsunuz. Yerli Brad Pitt. Bundan sonra Türk sinemasında bu arkadaş da buyruğa girecek çalışmak için. Yeni Brad Pitt'imiz öyle mi arkadaş? Bu arkadaşın adı da Brad Pitt değil, Enis Pitt. Neydi soyadın Enis? Danabaş. Enis Pitt Danabaş. Bak şu saçlara bak. Var mı böyle saç abi? Filmin adının son olmasından dolayı röportajımızı da son kelimesinin içinde bulunduğu sorularla terletiyorduk usta oyuncuyu. Bu filmin adı Son galiba değil mi? Evet. Neyin sonu? Bu film içinde bir film çekiyoruz biz. Filmin başında son diye yazarak başlıyor. Başkalarının filminin sonunda son yazar, bizimkinin başında son yazıyor. Çünkü film başladığında bir film bitmiş oluyor. Onun sonuyla biz başlıyoruz. Her son bir baştır biliyorsun. Son deyince filmin dışında ne geliyor aklına? Yani son deyince ne geliyor aklıma? Son geliyor işte. Son, son bir baştır. Son, ertesi gün başlayacak bir başın önüdür. Levent Kırca'nın bu yoğun çalışmasının bir sonu olacak mı? Olmazsın inşallah. Levent Kırca bence hayatının en parlak, en demlenmiş yıllarını yaşıyor. En verecen yıllarını yaşıyor. En olgun dönemlerini yaşıyor. Levent Kırca ve Oya Başar sanattan kazandığını sanata yatırıyor. Onun için sanat için çalışanlar, halk için çalışanlar var olsunlar. Ki insanlara faydalı olsunlar. Usta oyuncu hem eğleniyor hem de gişe rekorları kıracak filmi için gecesini gündüzünü birbirine karıştırıyordu. Ustalık da bu olsa gerek. Ulan kim o lan? Abi bir parmak abi. Nasıl, beğendin mi Seda? Çok güzel. Türkiye'nin Brad Pitt'ini. Çok. Ha? Bayıldım. Bayıldım. Ama demin bir şey söyledin. Neleri yok?
Şimdi fikir yürütüyoruz üçümüz birden. Hande dedi ki aa çok yakışıklı çocuk. Benim göğsünde tüyleri yok, istemem dedim. İstemem dedim. Cem de şaşırdı. Dedim ki bak adama bak, aç yavrum. Bak. Allah. Çünkü erkeğim var. Çünkü erkeğim dedim. Haklı ama. Haklı yani. Bak şimdi bak, haklı. Bak haklı ama. Haklı, gerçekten haklı. Yani göğsünde şey olmayan şunlardan olmuyordu. Tamam, al. Buna iltifat etmeye gelmiyor Seda Vallahi. Hemen havaya gidiyor. Ama geçen gün 3 internet sitesinde ayrı ayrı 3 internet sitesinde anket yapılıyor. Türkiye'nin en yakışıklı erkeği. Kim Cem çıkıyor? Davran mı çıktı? Kim çıkıyor efendim? Yemin et. Vallahi mı? Canım bak. Ederiz. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben de seni çok beğeniyorum. Beğeniyor musun beni? Ay nesi var bunun Allah aşkına? Benim arkadaşlarım ay Cem Davran çok hoş adam, çok karizmatik adam. Evet. Öyle var mi? Evet. Ayol beni bir tek bu gönlü. Yanlış, ben denedim onları. Denedin değil denedim. Mi? Bakalım onlar ne düşünüyorlar. Allah'tan ben bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum çünkü eşi benden kıskanmıyor. Eşim kıskanmıyor. Eşi benden kıskanmıyor. Onun için söylüyorum. Şimdi eşimin kıskandığı kadınlar var, kıskanmadığı vallahi kadınlar bence var. Bence artık kıskanabilir çünkü. Yok yok, beni kıskanmazlar. Yok ama öyle de bir şey var. Güzelleşmişsin, bir şeyler olmuş. Bir daha ne demek bu şimdi? Bir şeyler yapılmış. Hiçbir şey yapılmadı. Vallahi yapılmış. Hiç hadi anlamadı. Liposakşın falan da mı yapılmadı yani? Asla. Asla kabul etmiyorum. Açım. Şu anda bile açım. Yemin ediyorum. Ayrıca ben yaptırdığım zaman bunları söyleyebilecek biliyorum. O yüzden yürekte bir kadınım. Zaten. Niye kızıyorsun? Ha? Hiç. Liposakşın yaptırmadın değil mi? Sakın ha. O kuru şeyine bakıp da yapamaz yalnız. Sakın ha. Çünkü gerçekten ben estetiğe asla karşı değilim. Bunları da yaptırsam çıkar söylerim. Ayol ne yapıyorsun dur. Ben geldim korktum. Korkuyor Allah. Görüyorsunuz. Allah'ıma bin şükür böyle korkutmuşumdur işte. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu arada Beşiktaş Koleji'nde okuyor. Okuyor Oğulcan. Evet, Oğulcan. 90 doğumlu değil mi? 90 doğumlu. Bugün doğum günü. Oğulcan evet. İyi ki doğdun Oğulcan. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Oğulcan. Allah herkesin yavrusunu bağışlasın. Amin, ve amin. Bugün tüm doğum günü kutlayanların doğum günü kutlu olsun. Gerçekten. Oğulcan aramızda değil ama. Geldim. Aa, inanmıyorum. Annesiyle birlikte. Ay. Kamera görebiliyor mu efendim? Bak. Nasıl anneye benziyor, nasıl benziyor? Ay çocuklar. Bu da Oğulcan'dan size. İyi ki beni dünyaya getirdin, iyi ki varsın annem. Seni seviyorum Oğulcan. Evet canım benim. Allah bağışlasın be Seda. Bağışlasın. Bu arada Oğulcan Beşiktaş Koleji'nin de gol kralı ha. Vallahi. Beşiktaşlar çıktı. Hoşuma gitti. Ay çok duygulandım. Çok güzel, çok kibarsınız. Kim Allah bağışlasın. Bunu? İnşallah nice doğum günlerine. Teşekkür ederim. Şöyle bozmayayım da. Düğünle şöyle... yok. Köşeden alırsınız. Şöyle köşeden daha... sembolik bir şey yapalım. Çok duygulandım. Doğum günü kutlu olsun. Oğulcan seni çok seviyorum oğlum. Ay canım. İyi ki de doğurmuşsun. O zaman bir tane bugün kralı bozup, Oğulcan bu için. Bu Oğulcan için. Bu arada siz onu yerken hayattan, çocuktan, çocuk sahibi olmaktan bahsederken... Bir saniye bu arada tabii herkesin bir hayatı var. Biz de sanatçılarımızın, özel konuklarımızın hayatına iki kere kiki gözüyle bakıyoruz. Biz gözyaşlarımızı silerken bakıyoruz efendim iki kere kiki gözüyle Seda Sayan. Buralardan başla şunun didisi var ya. Şuradan şöyle lüle lüle bir adam. Sen kendi sevgililerine bak be. Nesi var ya? Aman hepsi birbirinden çirkinli. Valla Türkçe müthiş oldu. 7 tane buyurun ben sen ne demek istedin şimdi sen bana? Hem konuk olarak çağırıyorsun da hem de şey ettiriyorsun. Tamam. Adam bir de evliymiş. O çirkin bir de evli. Hem çirkin hem evli. Pis. Az sonra. Seda Sayan. Asıl adıyla Aysel Gül Saçar. 1965 İstanbul Eyüp doğumlu. 4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu. Fakir bir ailenin çocuğu olduğundan hem okudu hem de tezgahtarlık, fabrika işçiliği yaptı. Çemberlitaş Kız Lisesi'nde okurken düğün salonlarında şarkı söylemeye başladı. 1982 yılında Kadir İnanır'la oynadığı İmparator adlı filmle yıldızı parladı.
1987 yılında futbolcu Rıdvan Kılıç, 1990'da yine futbolcu Sinan Ergin'le evlendi, Oğulcan adlı bir çocukları oldu. 1998'de kurye Soner Yapcacık'la dünya evine giren sanatçımız, son olarak 2000 yılında iş adamı Tuncay Kıratlı ile olmak üzere toplam 4 evlilik yaptı. Haber yayına hazırlandığı sırada Seda Sayan'ın bekarlılık hali devam ediyordu. Bir ara babası ve kardeşleriyle ilgili kötü olaylarla, bir arada aşklarıyla basına malzeme olan gerçek sarışın sanatçımız, filmler, diziler, TV şovları, sahne şovlarıyla tam 18 yıldır gözümüzde, dilimizde. Yaptığı televizyon programlarında eğlenceli tavırlarıyla dikkatleri çeken Sayan, fakirlerin yetiş bacısı ve Televole muhabirlerinin veli nimeti olmasıyla da tanınıyor. O, güzel olan herkese gereken değeri verebilecek birisi. Seda Sayan, geçenlerde evliliğe son ama aşka devam diye bir demeç vermiş. Biz son günlerdeki saç kazıtma modasını buna bağladık. Siz Kadırgalı'nın kellere olan düşkünlüğüyle bilinmesine bakmayın. Zaten saç dediğin nedir ki? Gerektiğinde yolunabilir. Sevgili Kiki bağımlıları, bakınız Seda Sayan yeni bir albüm çıkartmış. Var mısın diyormuş. Üstelik kilo vermiş, eski formunu da bulmuş. Gelip geçici şarkıcıları bir kenara bırakın. Hem ne demişler? Hanimiş de bizim Seda'mız hanimiş, baki kalan bu kubbede hoş bir Seda'ymış. Nasıl buraya? Vallahi ben burayı daha çok sevdim. Bir anda buraya ışınlandık ama bir hikmeti var. Bir aşağı hikmeti. Düştük aslında. Biz. Aşağı düştük. Çaktırmadık ama düştük. Hikmeti var, sonra öğreneceksiniz. Ben VTR'den sonra bir şey sormak istiyorum. Şimdi yine bana kızacak, cevap vermeyecek de. Niye veririm, annemin vermedi mi cevap? Ha? Verdin. Verdin de çok güzel verdin yani. Ne yapayım ama? Öyle soruyor, öyle cevap. Şey diyorsun, evlilikler bitti, aşka devam diyorsun. Acaba bu güzelliğinle şöyle bir doğru orantılı mı aşık maşık durumları var mı? Yok be. Yapma be. Hep vallahi öyle söylüyorsun Seda. Yemin ne ederim. Zaman seni görsem yok, yok be kız diyorsun. Televizyonda görüyorum. Zaten beni görüyorsan yoktur. Görmüyorsan vardır. Demek ki ne vallahi zaman görüyorsam ya dediğine göre fazla demek ki karşılaşıyoruz. Yok. Ciddi söylüyorum. Demek nasıl ki olmaz senin gibi güzel bir kadının hayatında? Yok. Biraz mola verdik değil mi? Bunları bana söylemek düşmez herhalde Cem Bey. Siz söyleyeceksiniz. Şimdi ben zaten demin VTR'de izledim. Hakikaten 4 evlilik çok evlilik ya. Hiç de değil be. Çok, vallahi çok. Neresi çok, çok ayol? Bunun şunu doğrusu. Şunun şurası. Bunun ablan koca mı gördün? Halimeli Selami, 40 yılından öncesi. Ablan ama yine de şey, hayır bir enerji ister çünkü yani. Ay yorulur adam yani. Ay Seda flört yerine evliliği tercih ediyor. Bu daha güzel bir öyle şey. Öyle mi? Tabii. Daha mı doğru yani? Aslında tam bir evliliği gerçekleştiremedim. Şimdiye kadarkiler flörtlerimdi. Hani şey gibi derler, uzayda birleşme gerçekleşemedi. Yılın şey açıklaması bak ama. Şimdiye kadar yaptığım evlilikler flörtlerimdi. Tam bir evlilik gerçekleştiremedim. Bak. Tam bir evlilik şimdi olmadı. Şimdi yandım. Aslında. Ben böyle söyledim mi? Yandım. Thai box diye bir şey duydun mu Seda? Duymadım. Duymadın ya, duydum da görmedim. Yani ikimize İzlemedim de lazım. Sana da lazım, her bana da lazım. Her eve lazım. Bu Thai box ama. Thai box ama Thai box'undan geliyor. Şimdi isterseniz hep birlikte Thai box gösterisini izleyelim.
Şimdi en sevdiğimiz bölüme geldi sıra. Şu kamaradaymış. Hangi kamarada? Hangisi? Ayol yine değişti bu. Beştaş oynar gibi bir orada bir orada. Şimdi burada. Ha kanka. Özel defile. Profesyonel her insanın yapacağı bir şey bu. Bence evet, bu ben de bana profesyonelce gelmiyor. İsterdim ki ben de böyle oturayım. Bana o beğeneceğim ya da almak istediğim şeyleri teker teker sunsunlar. Ve işte Seda Sayan için özel defile efendim. Az sonra. Seda Sayan kimdir? Sordum soruyu, cevabını sizden rica ediyorum. Evet. Seda Sayan çok ünlü bir hayvan terbiyecisidir. Seda Sayan'ı diğer hayvan terbiyecilerinden ayıran en belirgin özellikleri nelerdir? Toplum içinde oturmasını kalkmasını bilmeyen, eline, ayağına, gözüne sahip olamayan hayvanları eğitir, muma çevirir. Muma çevirir Seda Sayan. Ne gibi hayvanlar bunlar? Halkalı solucan, tüküren lama, bilhassa tüyü dökülmüş horozlar. Seda Sayan'ı duydunuz mu acaba? Duydum. Kimdir kendisi? Seda Sayan tıbbi araştırmacıdır. Ondan sonra kellik üzerinde çalışması vardı. Araştırma sonucunda kellik ilacını bulmuştu. Müjde, kellik ilacı bulundu. Seda Sayan halen birçok kellen araştırmasını devam etmektedir. Ne demişler? Kerin ilacı olsa başına sürer demişler. Efendim kellik yani insan hayatına doğrudan tesir eden bir hastalık değil ama yine de kel insanlar her yol denerler saçları çıksın diye. Ne demişler? Keller her ilacı eller. Seda Sayan sivil havacılığın önde gelen isimlerindendir. Seda Sayan'ın sivil havacılıkla ilgili bir yazısını okudum. Makalesini. Evet. Hangi makale? Erkeğimi uçururum. Evet. Kendisi de keza bu makalesini efendim. Erkeğimi uçururum demiş Seda Sayan. Sivil Havacılık Dergisi, bir meslek dergisi bu. Evet. Bu dergideki makalesini ben çok beğendim ve bunu saklıyorum. Benim ustamdır. Yani dövmeyi bana öğreten olur. Ondan iyi döven yoktur. Yani bu işte biliyorsunuz. Çıraklık, yani dövmeyi öğretir bir kişi. Usta bana... çırak ilişkisi diyebilir miyiz bunun için? Evet. Arası da uğrar. Tezgah gelir. Yardım eder. Bana işi öğrettiği için yanlış yaptığımı yine azarlar. Ben bugün bu işten ekmek yiyorsam, eve iki ekmek götürürsem Seda Hanım'ın sayesindedir. Siz de bugün dövüle dövüle dövmeyi, aman dövme yapmayı öğrendiniz değil mi? Evet. Seda Hanım programımıza konuk. Sürpriz. Neler söylemek istersiniz? Benden selamlar. Çırağınız Fikret ben. Hayatınıza başarılar dilerim. Çırağınız Fikret. Bugün Fikret burnuyla bile dövme yapabiliyor Seda Hanım. Kelaynak Kuşlarını Koruma ve Hayata Kazandırma Derneği Başkanı'dır. Rehabilitasyon Merkezi'nde kelaynak kuşlarının dertlerine çözümler bulur. Seda Sayan bulur değil mi bu çözüm? Seda Sayan, evet. Siz başvurdunuz mu Seda Sayan'a hiç? Daha saçlarım dökülmedi. Dökülünce başvuracağım tabii ki. Henüz kel aynak kuş olmadım diyorsunuz ama... Yavaş olacağız. Kel başınıza aynalı bir gözlük takmışsınız. Evet. Mustafa'cığım sana bir sorum olacak. Allah, önemli maçı kazanmaktı. Benim gol atma önemli değil. Yok, biz şey ya... Biz spor programı değiliz. Yanlış oldu. Biz iki kere kikiden geliyoruz. Evet. Mustafa'cığım Seda Sayan'ı tanıyor musun? Duydun mu? Seda Hanım mı? Evet. Tabii ki benim alım satım işlerimle ilgilenir. Ya beni alır, satar, kiralar. Seda Sayan senin alım satım işlerinle ilgileniyor. Nasıl yani? Tabii ki. Futbol menajeri. Peki var mı öyle senden başka ünlü futbolcuları da pazarladığı ünlü futbolcular var mı? Keşke olsa istiyorum yani. Keşke Okan, Emre de Seda'mla çalışsaydılar. Yani herhalde şu an İtalya değil. Belki Amerika'da oynayacaklardı. Seda Sayan çok ünlü bir tiyatro oyuncumuzdur. Bundan birkaç ay önce bir kabaresine gittim. Yedi Kocalı Hürmüz kabaresine ve çok başarılı buldum kendisini. Çünkü ben bu oyunu daha önceden 3 farklı başrol sanatçısından da izlemiştim ama Seda Sayan kadar doğalını hiç görmedim. Hakikaten çok güzel oynuyor. Sanki adeta yaşıyor. Peki finali ne? Nasıldı bunun finali? Valla hepsini boşadı. Seda Sayan'ı duydunuz mu? Evet duydum. Birçok 50 farklı filmde oynamıştır kendisi. Evet. Özellikle son filmi var şimdi burada da. Bir şairin iç dünyasını gösteren yeni filmi de burada. Evet. Bu film bir aksiyon filmiydi. Nasıl bir filmdi? Yani duygusal mıydı? Görüldüğü gibi durağan. Sakin bir film. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek değil mi? Evet, çok yakında vizyona girecek. Çok bomba etkisi yaratacak. Bir de yerinde izlemek, yaşamak lazım. Bir şairin iç dünyasının anlatıldığı bu filme mutlaka gitmenizi tavsiye ediyoruz. Ben de tavsiye ediyorum sinema kesinlikle. Sinema sever olarak değil evet. Mi? Evet. Sen de güzel ya. Gördün mü?
Sen neyin? Ne haberimiz yokmuş bak. Bayıldım. Ne güzel değil mi? Ama asıl işin öbür tarafı, madalyonun öbür tarafı da güzel. İstersen onu Hakan Kağan'ın gerçek yüzüne bakalım. Tamam. Hakan Kağan'ın gerçek yüzü be! Ünlü bir ses sanatçımızdır. Kendisini seviyoruz, beğenerek dinliyoruz. Ama yalanım yok çok kıskancım şarkısı da çok güzel. Sizden şimdi hayal gücünüzü kullanarak, kime diyorum? Hayal gücünüzü kullanarak Seda seni bize farklı bir kişiymiş gibi, sanatçı kişinin dışında başka bir özelliği varmış gibi anlatabilir misiniz? Kendisi rehabilitasyon kelaynakları kuşların. Kendisi bu. Abicim bak burayı güzel düşündün. Yani hayalinde Seda seni güzel yarattın ama ne yazık ki kelimeleri düzgün konuşamıyorsun. Seda Sayan'ı tanıyor musunuz? Tabii ki tanıyorum. Türkiye'de kendini ispatlamış çok çok iyi bir sanatçı. Seda'nın programımızda konuk ona küçük bir şaka yapacağız. Programımızı izliyor muydunuz daha önceden? Tabii ki her hafta Seda Sayan'ı takım halinde izliyoruz. Sizden hayal gücünüzü kullanarak Seda Sayan'ı bize farklı bir kişi gibi anlatmanızı istiyoruz. Olabilir mi? Tabii ki olabilir.
Vallahi, vallahi sizin de ağzınıza sağlık. Ne güzel eşlik ettiniz öyle. Burası stadyum gibi. Evet. Daha ağzını kabul etmiyoruz. Ağzınıza sağlık. Şu şey çok hoşuma gidiyor ya. Dönsen bile. Dönsen bile, dönsen bile. Bulamazsın beni bende. Araya ayrılık girdi. Sen neredesin? Ben de. Helal olsun. Tamam, evet. Yalnız durun, hakikaten şarkı çok güzel ya. Çok vallahi güzel. Yemin ederim çok güzel. Ben her yerde araba kullanıyorum, yemek yiyorum, her yerde dilimde. Ne güzel. Zaten çok... bir didişme oldu Sibel'le, izledim televizyonda. Yok, didişme değildi. Sibel benim çok iyi arkadaşım ama ben doğruları söyledim. İddiamın yine arkasındayım. Her zaman olduğu gibi lafımın, sözümün arkasındayım. Benim kasetim daha çok satacak dedim. Ne gerek var böyle bir şeye? Ne gerek var böyle bir şeye? Allah Allah. Bak ben de çektim işte. Ayrıca arkadaşımın kişiliğine, şahsiyetine, özeline saldırdı. Bulunmadı. Bu ticari rekabet güzeldir ama tabii yani. Tabii ki bunlar olacak. Ayrıca gerçekten çok sevdiğim, canım kadar sevdiğim arkadaşımdır. Çok iyi anlaştığım arkadaşım. Ama o da zaten çok güzel cevap vermişti. O başka, bu başka. O da söylüyor. O da şöyle dedi zaten. Yani bunu anlayışla karşılıyorum ama... tabii bu söylediğin... Kavga ettiremezsiniz asla. Asla etmiyorum. Öyle dedi ya burada. Ama söylediği de laf dedi değil yani, dedi ya. Seda'nın yani ettiği laf da laf değil dedi. Yani böyle abuk subuk konuşmasını da pek anlayamıyorum. Biz asla kavga etmeyiz, asla. Ben hatta dedim ki siz o kadar iyi dostsunuz Sibel dedim. Yani Allah niye böyle şeyler söylüyorsun? Yok. Görmedin mi kadın neler söylüyor? Şimdi ağzını nasıl tutayım dedim. O kadırga ben kara gümrük dedi ya. O kadar... ters konuşmamalıyız. Onun için kapışmıyoruz zaten. Onun için kapışmıyoruz ya. Sen bana bir şey sormuştun. Söylesene onu Seda'ya. Sana sorduğumu. Kelle'ye ilgili hani. Kelle'ye ilgili. Peki şimdi şöyle bir şey var. Hakikaten VTR'lerde falan da gördük. Bir yerde söyledin galiba. Ona tanık oldum ben ama devamını bilmiyorum. Erkeğin şey olmasıyla yani kelliyle ilgili bir şey söyledin. Doğru kafayı mu? Kafayı kazıtıyordu vallahi bugün sen öyle fettin diye. Yani bunun altındaki şey ne? Ya gerçek ciddi soruyorum. Nedir duygu? Benim için kel erkeklerin her zaman çok özel olduğunu söyledim. Aa ne ayol. Hiç demek? De bir özelliğini görmedim. Pardon. Sana erkeklerin... göre öyle kardeşim. Bana göre kardeşim, çok özeller. Kardeşim ne özellikleri kel var erkekler söyle özel. O zaman. Çok dünyanın en zeki, en seks apel erkekleri kel erkeklerdir. Aa. Yarın kafayı kazıtmayan Cem. Herkes kazıtıyor kafayı burada. Neyse bana bak, son zamanlarda çok gündemde özel defileler falan böyle kellerle mesela senin kocan hiç bana diyorum göre değil. Adamın her yerinden saç fışkırıyor. Saç buralardan başlar, şunun didisi var ya. Şuradan şöyle lüle lüle bir adam. Hiç bana göre değil. Ay yani sen kendi adamlarına kıskan... bak dermişim ben de şimdi. Benimkiler hiçbiri birbirine benzemiyor. Ben hiçbiri birbirine. Bir dakika sen dur, biz kavga ediyoruz. Buyurun buyurun, sen ben de demek istedin şimdi sen bana. Hem konuk olarak çağırıyorsun da hem de şey ettiriyorsun. Tamam. Tuncay Kıratlıymış bilmem neymiş. Onu bana ne bağışla. Öyle? Onu bana bağışla. Ben şöyle onu geçeyim. Onu bana bağışla gerçekten. Ben onsuz, onsuz. Ama ben burada savunmasızım, gelin arkama. Yok şimdi şöyle söyleyeceğim. Pardon hani yanıma. Geçen gün bir muhabbet vardı ya, ortalıkta dolaştı. Özel defile diye bir Çağla şey. Çağla Şikel falan filan. Ya eşim falan düşünüyorum. Özel defile. Şimdi sen de şey yani sonuçta ekstralara gidiyorsun şarkıcı evet olarak. Böyle bir şey geldi mi, yaşadın mı? Özel şarkı. Adam oturuyor. Seda Sayan şarkı söylüyor ya da üç adam oturuyor. Ben arkadaşlarımızın profesyonelliğince cevap vermek istiyorum. Profesyonel her insanın yapacağı bir şey bu. Oturup da ahkam kesmek kolaydır. Yapılan iş bence çok profesyonelce olabilir. Senin başına geldi mi? Bu bir ekspozisyondur. Ben mesela çok ünlü bir iş adamımız Arap şeyhlerinden birini ağırlıyordu. Ben sazlarımla birlikte gittim, konserimi verdim. Kraliçeler gibi. Yani çıktım, Arap şeyhi böyle tek başına şimdi oturup... Şimdi bir dakika, bence evet, bu, ben bana verdim profesyonelce gelmiyor. O üç tartışılır tane adam oturmuş orada, üç tane kız manken yürüyorlar. Ne yapıyor şimdi yok, adamlar yok, orada? Öyle, elbise öyle mi seçiyor eşlerini? Öyle elbise seçmişler lazım yani, elbise seçmişler. Ha, diyorsun. Bilmiyorum ben... Yok yok, öyle bakılmaması lazım olaya. Bence nasıl bakalım çok, peki? Çok profesyonel. Ya neresi bence profesyonel? Bu dünyanın bunun her yerinde yapılan bir şey çocuklar. Eksajer etmeyin. Yok yok, ben adamları haklı şey buluyorum yani. Yani adamları sen zaten... Ben şahsen mesela gittiğimde eğer bizler biliyorsunuz sürekli sizlere hoş görünmek, örnek aldığınız için, bizlerin her şeyle ilgilendiğiniz için sürekli değişik şeyler giymek zorundayız. Ben bazen bir güne bir sürü alışverişi sığdırmak zorunda kalıyorum. İsterdim ki ben de böyle oturayım, bana o beğeneceğim ya da almak istediğim şeyleri teker teker sunsunlar. Ne kadar güzel bir şey şimdi bu. Şimdi eğer bu özel defile, özel ekstra falan derken... bir koltuğumuz var efendim, o koltuğu alalım. Bir özel defilemiz var ama bu Seda Sayan'a özel defile. Bana. Tabii. Onun için söyledim zaten. Sen de hem aynen de, o... Hem de kimleri getirdik, hem de kimleri gör bakalım. Ak merkez muhabbeti gibi.
Ben buraya mı oturacağım? Tabii. Özel defile düzenledik Seda Sayan için. Sizi böyle alalım hanımefendi. Aa ne güzel ayol. Size özel defile. Mali kendim çok bir şey zannederim ben burada. Demin de yaşamınız ve erkeklerdeki bakışınız, görüşünüz hakkında konuşmuştuk. Bütün bunları organizasyonumuzda dikkate aldık. Ve evet. İşte Seda Sayan için özel defile efendim. Şimdi Seda, bir dakika şimdi o koltuktan kalkılsın bir saniye. Öyle mi? Yani. 12 kere adam. Şöyle arka tarafa bir bakılsın. 12 tane. 7'yi de geçti bu. Nasıl buldunuz profesyonelce? Kıyafetler. Profesyonelce bir şey çok güzeldi. Sunumlar güzel. Evet ama yani. Almayayım diyorsun. Ben... ya yani şu koltuğa oturtulmuşken hatun kılıklarına bakmak isterdim kıyafetlerin değil mi? Evet. Ya yani bu olmadı mı? Bunu beceremedin bana mi? Bunlar bana kel gösterişi yaptılar. Benim o keller geldi geçti. Ben şimdi bunların kafalarına bakmaktan kıyafetleri pek ilgilenmem. Halbuki kadınlar olsaydı bakardık elbiseleri değil mi hepimiz birden? Kadınla erkekle sevinirdik bu işe değil mi? Ay oturdu kaldı orada kalk. E niye kalkmıyor burada? E ama ayıp adamlara. Baktım ayol şuradan önden geçmedi mi hepsi? Evet efendim, Seda Sayan'ın da dediği gibi, Seda Sayan'ın da dediği gibi ne oluyormuş? Zeki ve seksi oluyormuş kel erkekler. Bu hakikaten Seda Hanım'ın görüşü. O yüzden 12 tane, 12'si de birbirinden yakışıklı, birbirinden akıllı. Lütfen bir alkış alalım. Adam hey 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 hey. Gel gel gel. Şimdi şöyle yanımıza alın. Bu arada şeyi konuşmadan geçmeyelim. Biliyorsunuz bu bizim basketbol milli takımımız için yapılmış bir şarkı. Athena tarafından. Evet. Çok hoş benim bir reklam. Benim için çevrildi. Evet biz aflarına sığınarak bu parçayı 12 kel adam. Huha 12 kel adam yaptık. Onlara da buradan başarılar diliyoruz. Evet inşallah bu sene olur. Ondan sonraki sene olur ama çok iyi bir basket takımımız var. Sen ümitli değilsin galiba. Bu sene olur seneye olur. Ben çok iddialı değilimdir böyle şeylerde. Önemli olan yarışmak. Spor her şeyden önemli. Her şey spor için. Magazin. Efendim magazin. Podyumların en güzel kızı Deniz Akkaya, İbrahim Tatlıses'in kanatları altına girdi.
İbrahim Tatlıses sahibi olduğu radyo ailesine kattığı Deniz Akkaya ile bir basın toplantısı düzenledi. İbo ile Akkaya'nın daldan dala atlanılan konuşmasında herkese böyle bir basın toplantısı da olur mu dedirtti. Neler mi oldu? Neler mi konuşuldu? Neler konuşulmadı ki? Neler olmadı ki? Çay içelim, çaylaşalım. Hadi içelim. Aşkın şarabını meşk edelim. Efendim ilim transferi? El üstünde tutarım seni. Dizimde uyuturum seni. Hiç düşünmeden evet dedim. Yok yok, yüzme bilmiyor. Bir elin nesi var? Üç sesin çok şeyi var. Prime ne? Prime time. Prime time. He evladım, he. Oh. Yok estağfurullah. Oh. İşte böyle. Basın toplantısı bittikten sonra soluklanan Deniz Akkaya'ya patronu İbo'yu nasıl bilirdiniz diye soruyor, ilginç yanıtlar alıyordu. Ağlatmadan önce, ağlattıktan sonra... Babacan çok iyi, sevdiği bir kadın olan, işine saygılı, yanında çalışanlarını koruyan, gözeten bir insan. İbrahim Tatlıses buraları hak ederek gelmiş bir insan. Aklı çalışan, kafası çalışan, sıfırdan şimdi bir imparatorluk kurmuş bir insan. Aslında eşine bağlı, çocuklarına bağlı bir insan olarak ben tanıdım. İbrahim Tatlıses'in kavgacı tarafını hatırlattığımızda... Ya, tamam istemiyorum abi, istemiyorum ya. Hala çekiyor. Allah belanı. Çekme ablacığım, çekme şimdi, çek istemiyorum şimdi ya. Bırakın. Oralı bile değildi Deniz Akkaya. Bağırıp çağırma mevzusuna gelince bir insan eğer her gün eğer yerel gazetelerin, günlük gazetelerin birinci kapağında eğer bir türlü kendini anlatamadığı yanlış haberlerle çıkarsa mutlaka hırçınlaşır. Bu çok normal. Elbet bir bildiği var da güzel mankenin. Ne diyelim, bekleyelim, birlikte görelim. Sen başkasın. Başkasın, ahına bile bambaşkasın. Seda bir şey söyleyeceğim. Sen de öyle dans mans zamanında öyle oryantal falan bir şey yoktu değil mi? Yok. Dansla başlamadın hiç. Yok yok. Ama görüyoruz yani bütün programlarında hiç sahneye hakimsin ve oynuyorsun. Hiç oynamayı beceremiyorum, oynamak istiyorum. Böyle güzel oynadığımı zannediyorum. Kendimi bir şey zannediyorum bazen. Hadi biraz oynayalım mı? Biraz havamız değişsin ya. Vallahi. Ne var? Şimdi. Virüs Latino. Vaya, caminalo. Con los pobres de la tierra.
quiero yo, mi suerte echar, y el arroyo de la sierra me complace más que el mar. ¡Vamos! Guantanamera, conmigo ven a ver. Guajira, Guantanamera. Oye, la cosa está muy buena. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Camínalo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Vaya, piano. Pa' que el que hoy tenga el de... Ben bir örümcek, Neşli. Gozando. Ama. Haydi Cem. Ayol ben bu dansı bilmiyorum. Bana dediler çevire ki... çevire. Nasıl çevire çevire? Olsun yumuşak yumuşak güzel güzel. Bari bunda yumuşak dansı sen biliyor musun bu dansı? Ben hiç anlamam. Hiç bilmez misin? Hiç bilmem. Ben bildiğimi sanıyordum meğer bilmiyormuşum ben. Yumuşak yumuşak diyor ortağın. Kalk, bir dakika gelsene yumuşak... Allah aşkına gel. Aynı ritmi alabilir miyiz bu ritmi? Çiz, tak atış tak. Ha? Salsa. Salsa. Biz salsa. Vallahi Carlos'a yapacağım ha. Carlos'a mı yapacağım? Dansı. Bence de sen onunla yapsana. Vallahi hadi gel Carlos. Carlos. Carlos da yap. Hasta siempre. Gel Carlos. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Demek ki... Yani gracias, bu havalar, bu havalar bize gelmez diyorsun. Ha? Bu havalar bize gelmez. Bize ters vallahi. Bize ters. Tabii. Delikanlıyı bozar. Kurbanım şurada bir zurna olsa, davul olsa ne oynar? Zurna davul dedim bir dakika. Hazır böyle evlilikler, mevlilikler var. Hani o bir şarkı vardır. Onu sever misin? Hangisi? Yedi kocalı yürümüzün parçası. Yes. Onu mu diyorsun? Sever misin? Onu, zurna ile ne alakası var bunun? Ha, zurna deyince birden niye aklıma geldi hakikaten? Ne demek istiyor niye acaba? Bu? Benim bir zurnacı arkadaşım var, onu çok seviyorum. Kavga mı etmek istiyorsun Seda'la? Ya yedi kocalı yürümüş. Seda'la ama Seda. Okuma bayramı efendim, 40 gün 40 gün kutlusu. Ne diyorsun oğlum sen? Yedi, yani yedi içinden kocalı geldi çocuğun, var ya. İçinden geldi. Parça, Türkçe. Camiyi dön sola. Tamam. Evet. E güzel. Onu çalsınlar mı diyor yani? Onu sever misin o parçayı? E seviyoruz, ne yapalım? Söyler misin peki? Söylememe gerek yok, ben icraata bakıyorum.
Vallahi bunu söylemem. Çok manasız bir şarkı. Manasız bir yani şarkı. Yani burada canlı şarkı söylemek istemediğimden de çok manasız. Bir kere şarkıyı sevmiyorum. Tanrım bir koca ver diye yalvaran bir kadın. Benim böyle bir sıkıntım yok Allah'a bir şükür. Yani. İyi peki tamam. Diyorsun ki benim yalvarmama gerek yok. Ama istiyorlarsa canlı bir parça ben mırıldanırım onlara. Gerçekçi ol diyorlar. Bana yalan söylüyorsun. Gerçekleri gizliyorsun. Bana yalan söylüyorsun. Gerçekleri gizliyorsun. Bakışlarından belli. Sen de beni seviyorsun. Bakışlarından belli. Sen de beni seviyorsun. Eğer sevmiyorsan söyle bileyim. Aşkımı kalbime gömer giderim. Bir daha aramam yemin ederim. Yeter ki sevgilim gerçekçi ol. Bir daha aramam yemin ederim. Yeter ki sevgilim gerçekçi ol. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Seda yaptıralım mı magazin şeyini, anonsunu? Ha, evet, konuklarımıza bir şey yapar. Yapar mısın? Yapalım. Magazin yakın bir kameraya. Magazin. Efendim şimdi magazin. Kim kime benziyor da hem şaşıracak hem de çok güleceksiniz. İşte Levent Erim'in daha iyi espri yapanı. Az sonra. Özel bir gecede sahne alan Alişan, geceye gelen konukları en güzel şarkılarıyla coşturmuş. Yakışıklı şarkıcının bu kadar neşeli olmasının sebebi yeni albümünün rekor satışa ulaşmasıymış. Kenan Doğulu yeni albümü Ex Aşkım'ın tanıtımını hayranlarıyla özel bir gecede paylaşmış. Bu önemli gecede sevgilisi Ebru Akel'in olmaması yakışıklı şarkıcıyı pek üzmemiş. Aşkım bana neler ettin, bir ömrü bana zehir ettin. Güzel manken Asuman Krause sevgilisi Murat Mısırlı ile ayrıldıktan sonra gününü güne... Birbirlerini deliler gibi seven Krause ile Mısırlı için dostları bunun böyle olacağı baştan belliydi diyorlarmış. Prestij müziğe transfer olan Bora Gencer, patronu Mahsun Kırmızıgül'le bir basın toplantısı düzenlemiş. Gencer de Kırmızıgül de bu transferden dolayı çok mutluymuş. Bu albümle birlikte Bora Gencer'i herkes tanıyacak. Ben inanıyorum, insanlar da inansın. Seda sizin de bir şovunuz vardı Mehmet Ali ile beraber. Aa, devam ediyor şu ediyor an. Ediyor mu biz, devam? Tabii 13 program Kıbrıs'ta çektik döndük ama oo, çektiklerimiz... Hem tatil iş. Evet. Bitti mi 13 müydü yani? Yok tatil yapamadık çünkü 13 günde 13 programı çektik ve döndük. 13 günde 13 program çekildi. Tabii. Şimdi sizin orada bir kutunuz vardı. Kara kutu. Kara kutu. Ona ne isim veriyordunuz? Evet. Bir ismi var mıydı programda? Yok bir... şey yok. Kutu. Kara kutu bölümü. Bazı kutu. Programlarda yapıyorduk. Neden sonra da kara kutu kalmış herkesin adında? Aklında. İnanmıyorum. Tabii. Şimdi o kutu ya. Burada. Yani hani insanın hayatında yaparlar ya çocukluk arkadaşı. Kutu geldi diye. Kutu gelsin bakalım. O, kutu açın. Kutu gelsin geldi. Benim penceresi. Evet kutu. Kutu gelsin. Seda Hanım'ın Mehmet Ali Erbil'le yaptığı şovda kullandığı kutu. Yalnız biraz büyüdü bu. Tövbe bu kutudan başka şeye benziyor. Tövbe yarabbim. Bu şimdi, ne be? Şimdi bu... sen istiyorsan biraz... Şimdi ben şöyle izleyicilerimize gösteriyorum. Bir var, iki var, üç var. Ödüyorsun. Üçünde de bir şeyler var. Gelir misiniz Seda Hanım? Şöyle alayım ben sizi. Ha, bana mı yapacaksınız? Yok. Şaşırsın iki. Ne oldu? Evet. Ne? Bir şey oldu. Ne oldu? Buradan başlayalım. Üçten mi başlayalım? Buradan başlayacağız. Böyle geç. Biliyorum. Tamam. Şimdi.
Bildiğiniz oyun anlatmayayım. Yokluyorsunuz tamam. Bakmadan. Ama burada görünme şansı var. Biz daha şey yaptık böyle. Bakmadan. Bir dakika, ben o kadar oyunu... şeyli konuştuk ki seyircilerimiz anlamadı. Bir Seda sen anlat istiyorsan nedir ne değildir. Ben ondan bu sonra oyunu yapalım. Başından beri sevmemiştim. Ama seyrederken çok hoş oluyor. Benim şimdi bugün benim başıma geldi. Evet. En son tuzağımı Metin Şentürk'e kurmuştum. Evet. Her ne kadar bu kutu oyunu oynamak istemediyse de ben tabaktakileri ellettim ona. O tabağın içine de o ciğerleri ben doldurmuştum. Ay! Yavrum bir türlü anlayamadı ne oldu. Hayır, hayır, hayır. Başlayalım efendim. Hadi başla. Üçten başlayalım. Abi bak canlı falan koymadın hayır, ama değil mi? Hayır canlı fare var. Her şey canlı. Hayat her şey canlı. Ben şöyle oturayım mı? Bakma vallahi canlı değil. Dur kaçacak ya Allah Allah. Öyle şeyler ay, yapmayın bak. Yemin yok öyle bir Ağacım, şey bu hayvanı ya. Niye bağlamadınız? Ama bizimki gibi elleyerek çarpacağım. Tamam. Yok bir şey yok yani. Hani bu? Ne olduğunu söyle bunun. Ay buna ölürüm ben. Ne o? Mısır. Çıkarıyorsun. Ay buna ölürüm. Aa. Yalnız bir şey söyleyeceğim çocuklar. Yemin ediyorum size ekran başındaki sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bu aralar pek sık asistanımla böyle promosyon yüzünden oradan oradan dolaştığımız için yemin ediyorum Nermin arabayı kullanırken arabadan falan belime kadar sarkıyorum. Mısır arabasını gördüğümde buna dayanamam. Çok seviyorum. Hadi bu bitti. Mısır bitti. Bakma. İki. Bakmıyorum be. Abi oyuncak bir şey be. Korkmam böyle şeyden. Ayol bu nerede lan? Oğlum ben fare kaldım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Hayatta korkmam. Aa bu da bana benziyor. Hediyemiz zaten o size. Bu evet. Titri yeni. Evet. Şimdi burası. Bak şimdi geldik birinciye. Kalkacağım şurada. Yavaş yavaş canlanıyor bunlar yok, yani. Yok yok evet. Hep böyle şeyler sempatik fareden şeyler. Fareden falan korkmam yalnız. Hayır asla öyle bir şey yok. Fare vallahi yok. Vallahi korkmam. Ben sempatik fareleri şeyler. Avlıyordum küçükken. Ayıp. Niye öyle yaptın? Tüylü. Tüylü değil. Tüylü değil vallahi. Vallahi tüylü. Hayır yalnız. Ne tüylü ya? Tüylü tutamam yalnız. Hadi ne olur bir elini al. Hani sen tüylü seviyorsun. Ay dur. Tüylüyü ay, nasıl tutamıyorsun sen? Öyle değil. Öyle değil böyle. Ay. O değil ayol. Ne diyor ki anlamadım ki ben. Ay o be. Pis. Ne o ayol? Şeftali. Şeftali. Yol da yol şeftali mi bu? Şeftali. Sen ne diye biliyordun? Ben bir saattir elma diye bakıyorum ayol buna. Oha. Ay üstüne hakikaten ha. Niye bıraktın? Tüylü şeftaliyi tutamam. Ay. Eskiden arkadaşlarım bana sahneye çiçek orkide kutusunun içine şeftali yolluyorlardı. Tabii bilmeyenler ben o kutuyu alır almaz yerlere atıyordum. Var mı gerçekten öyle bir şey? Tabii tutamam bak şey oldum şu anda. Yani şeftali şey mi var sende? Ya hadi canım. Hakikaten tutulmayacak bir şey ya. Ay yap. Aman. Aman insan şey oluyor vallahi. Ay vallahi insan böyle of. Ay her yerime sürtesim geldi vallahi böyle. Ben hep yaptığım programlarda arkadaşlarımı konuk ettiğim zaman böyle hem yorumcu hem işte söz yazarı hem besteci taraflarını dinlediğim zaman çok moralim bozuluyordu. Ben ne kadar kabiliyetsizim diyordum. Sadece verilen parçayı çok güzel yorumlayabilirim. Hani oturup böyle bir şeyler yazsam, karalasam ne güzel olur. Çok özeniyordum. Yavaş yavaş bak kelime kelime çıkıyor. Bir daha söyler misin o cümleyi? Yar benim seni sevmek gibi bir sorunum var. Yar benim Allah. Seni sevmek gibi bir sorunum var. Ne güzel değil mi? Vallahi. Peki nereden çıktı bu? Öyle. Kaynak neresi? Kaynağını söyleyemem. Sevmek gibi bir sorunum var lafını ben şey yapamadım. Seni güzel. Sevmek gibi bir sorunum, sorunum var. Yani. Yani diyor ki seni seviyorum bu benim sorunum. Hayır. Seni sevemiyorum bu benim sorunum. Yok ya ben öyle anlamadım. Yok seni seviyorum yani. Ben doğru anladım. Ruhsuz kadın. Duygu yok ki. Ruhsuz hakikaten ruhsuz. Anlamıyor ki. Ama haklı o. Ama haklı. Ya o Didi'yle ne kadar ruhlu olabilir ki? Aa bırakın be. Vallahi bundan sonra hiçbir programda Didi'yle ilgili konuşmasını istemiyorum. Ben uyansam korkarım ha. Bu son olsun. Öyle. Sen kendi sevgililerine bak be. Nesi var ya? Aman hepsi birbirinden çirkin be. Valla Türkçe müthiş oldu. 7 tane B ile bitirdim. Çok ayıp ettin sen benim şu an. Benim şu sevgilime laf söylemeyin. Seviyorum kardeşim. Ay ben ama herif evli. Didi evli. Yok canım değil Allah yalan söyle. Evli bir daha çıktı. Senden Allah yan yana şükür gelmem. Öyle bir Allah'a şükür öyle bir problemimiz yok. Gayet güzel inşallah bir Allah kısmet ederse. Ben böyle bir arkadaş da istemem. Evli adamla utanmıyor mu bu ya? Yani bu kadar çoluk çocuk var burada. Ama ben sinirleniyorum yapmayın. Bekar bir sürü bak ne güzel Didi'yle ilgili. Bak Didi'yle ilgili Didi'yle ilgili ne zor bir yani. Yani tamam sevmişim beğenmişim benim için tip gerçekten önemli değil. Gerçekten evli mi adam? Adam evli ama söylemiyor. Ben öğrendim. Bana böyle yaptı. I am married.
But please don't tell this subject to Hande. Yani bu konuyu Hande'ye söylemedi. Ya, doğru olabilir mi böyle bir şey? Sinirlendirmek için yapıyor beni. Bu adam ama sen de bayağı sinirlendin bak bak. Ama söyler misin öyle bir şey yok, yok diye? Öyle bir şey yok. Didi evli değil. Didi not married. Didi married, no married. Allah seni kahretmiş. Vallahi söylenmesin. İsteyen beğenir, isteyen beğenmez. Ben beğenmişim, almışım. Haklısın. Tepe tepe kullan vallahi billahi. Beğenmediğim kadar var, adam bir de evliymiş. O çirkin bir de evli. Hem çirkin hem evli. Pis. Hiç değil vallahi. Değil. Ayrıca çirkin de değil. Çirkin de değil, evli de değil hakikaten. Bunlar benim tabii latife yapıyorum, latife. Latife. Yalan konuşma. Şaka yapıyorum. Bak şimdi yalan söylüyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Geçen gün Akmerkez'de gidiyorum. Karşıdan biri geliyor. Ben sen diye selam verecektim. Böyle oldum. Resmen hıfsız oldum. İnanılmaz, sana çok benzeyen birini gördüm. İnanmıyorum. Ve bizim bu programda bir köşemiz belki var biliyorsun. Belki benimdir o. Çok geziyorum oralarda. Sen öyle bunu kotla görsen tanımazsın. Tabii. İnanmayacaksın. Belki de sensindir ha. Ben benimdir. Böyle Seda deseydim. Bakarsa bendim. Ha. Ben şimdi biraz sizi, biraz sonra eğer biraz daha laf ederseniz ben de sizi benzeteceğim. Evet. Benzet olsun yani. Ben kızmam ki. Şimdi bir köşemiz var efendim. Söylesin. Köşemizin adı ne Hande? Gelin sizi de benzetelim. Hadi gelin. Arkadaşlarınız sizi kimseye benzetiyor mu sevdikleriniz? Evet. Kime? Mark Tyson'a benzetirler. Hiç boks yaptınız mı peki? Yaptım. Ciddi misin? Yaptım. Mark Tyson gibi inşallah sen de kulak ısırmıyorsunuz şu an kaç. İşte Mark Tyson. Buradaki arkadaşlarınız, dostlarınız sizi hiç ünlülerden birine benzetiyor mu? Beni Küçük Emre'ye benzetiyorlar. Peki siz kendinize Emrah'a çok benzetir misiniz? Benzetiyorum. Bildiğin bir şarkısı var mı? Bildiğim bir şarkısı var. Ayrılamam. Ama bir parça da bir şey olmaz hadi. Ay bakalım kaşlar saça değiyor mu Emrah gibi, ona bakacağım. Ayrılamam sensiz diye. Sizi hiç ünlü birine benzetirler mi? Julia Roberts'a benzetirler. Siz kendinizi benzetiyor musunuz? Bilmiyorum, ben benzetemiyorum, ona söyleyenler var. Benzetir, Edison'a benzetir. Edison'a benzetirler. Siz de böyle bir Edison havası bulur musunuz kendinizde? İkimiz tekrar nasıl buradayız? Nasıl kavuşabildik? Ya biraz bulurum, bilmiyorum ya. İşte Edison efendim. Arkadaşlarınız, dostlarınız ya da sevdikleriniz sizi ünlülerden birine hiç benzetiyorlar mı? Var mı böyle bir şey? Daha çok Levent Erim'e benzetiyorlar. Siz kendinizi Levent Erim'e benzetiyor musunuz? Ben daha çok Cem Yılmaz'a benzetiyorum. Söz konusu çok feci ve ben böyle kaldım. Espri yönünüz nasıldır peki? Cem Yılmaz kadar değil. Levent Erim kadar var mı? Ondan daha iyi. Ondan daha iyi diyorsunuz. Efendim işte Levent Erim'in daha iyi espri yapanı. Arkadaşlarınız sizi kimseye benzetir mi? Evet. Kime benzetirler? Ben Deniz. Dönemem canım sana bir daha. Efendim ben, ya ben o, ben Deniz. Karnım acıktı vallahi, mısır olsa da yesin. Sen mısır sever misin gerçekten? Çok. No, sütlü mısır diye bağırırlar yolda. Sütlü mısır ya falan diye. Arabalardan atlarım. Aa, sütlü mısıra. Bayılırım. Geçenlerde dondurma getirmiştik, şimdi de... Bak bir sürprizimiz var. Sana. Ay inanmıyorum. Ben de bunu bilmiyorum. Bana oldu ya. Gerçekten var mı? Ben de bilmiyorum. Ayol, sokaktan gelen mısırcı. Yalancı. Var mı? Bak ne diyor. Kadırgalıya beleş diyor. Bakayım açma, kadırgalıya beleş. Harbi ha. Bakayım. Sütlüsünden. Yok sen yemin et, ben de istiyorum. Sütlüsünü ver bakacağım. Ay çok güzel kız, tuzlama, ben rejimdeyim. Ay. Allah Allah. Ben de alayım vallahi. Şimdi herkese tek tek veremez misin? Bana verebilir mi? Bana sana izin var mı? Lütfen Hande diye bir mısır rica edeceğim. Anneannem çok güzel, gel. Bir tanecik daha ben şey alayım gel. Da.
Bedava kız. Bana yedirmezler şimdi. Yok, bir kağıt da alayım da. Bana yedirmezler. Ben programdan sonra yerim. Ben de istiyorum. Yalnız benimki tuzlu olsun. Ay, herkese dağıt onu. Yok yok. Hayda. Ayol ben istiyorum ben. Çocuklar sonra, programdan sonra yersiniz. Ay, öyle bir istedik ki herkesin canını hissettik. Tuzu da alayım ben, tuzu şöyle da alayım. Şöyle iyi iyi. Tuzlayarak yerimize geçelim. Ay yine hayır. Hadi ben tamam. Yemeyeyim bak, yemiyorum Mısırcı, ben. Mısırcı çok teşekkürler, güle güle. Güle güle. Çok teşekkürler. Yani program çorba oldu hakikaten. Hakikaten kutu mısır vallahi diye. Ama senin için bunlar. Duyduk mısırı çok sevdiğini. Sen ne diyorsun? Ölürüm seni ben. Memnun etmek zormuş, öyle duyduk. Hmm. Onun için dedik ki bari hani elimizden geleni esirgemeyelim de. Ne küçücük şeylerle mutlu oluyorum aslında ben. Doğru doğru. Aslında benim hayatıma giren erkekler hiç bana böyle mısır falan yetirmiyorlar. Hiç kimse bunu akıl etmedi mi? Ay, mısır getirseler, dondurma. biri getirdi aklına. Biri getirdi. Aa evet. Ve sana mısır mı getirdi? Getirdi, evde haşladık. Haşladınız evde. Evde haşladık, yedik. Mısırı. He. Peki. O zaman şimdi madem mısır dedik, bir magazinimiz var. Hadi bak. O zaman mısırla ilgili bir şarkı söyle. Evet. Mısır, gurutten mi? Hadi. Tabii. Evet, magazin. Magazin. Ben iş. Sanki yılların acısını çıkarıyordu Sibel Can. Sahneyi ve şarkı söylemeyi o kadar çok özlemişti ki kıpır kıpırdı. Bak, kırıldı kolum kanadım, olmadı tutunamadım. Harıl harıl çalışan Sibel Can'ın kulisine girdik. İşte az solistin çok özel görüntüleri. Bu kadar güzel olmak zorunda mısınız? Ay bak, beni inanılmaz havaya sokuyorsun sen ha. Sen başkası, başkası. Göz özüm rica ediyorum. Ay, ay, ay. Kadın olmak zor mu? Kadın olmak yok, hiç zor değil, çok güzel. Harika, çok keyifli bir şey. Herkes kadın olsun. İki kere kiki yine yapılamayanı yapıyor, sorulamayanı soruyordu. Deniz en güzeli tanıyor musunuz? Deniz? En güzel. En güzel benim dans ederken bir ara adımdı. Deniz yoktu ama. Sadece en güzel olarak ilk dans etmeye başladığımda bana en güzel diyorlardı. Gazino ilanlarımda o dönemlerde en güzel diye çıkıyordu. En güzel benim. Güzel sanatçı en güzel soyadını taşıdığı günlere dönüyordu. Çok miniciktim, çok küçüktüm. 12-13 yaşlarındaydım. Ama kendi adım Sibel Can Güre. Sibel Can diye başladık, öyle devam ediyor. Hadi içelim, aşkın şarabını meşkedelim. Yemin ederim, ayrılmak yok diye an geçelim. Efendim. Ay vallahi evim gibi geldi, bakar mısın, ben ayağımı altıma almışım falan. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Gaz bile çıkarabilirsin yani hiç. Aa yok. Her şey yapıldı bu programda diye. İnsan vallahi evinde öyle değil ya. Midir ama yani. Ama ne yapayım? Ya bizde bazı şeyler tabu ya, ben onu hiç sevmiyorum, ciddi söylüyorum. Onu yapma, bunu yapma. Geçen gün benim oğlan yemeği yedikten sonra kalktı gidiyor, affedersiniz, bir geğirdi.
Ay çok duygusalsın romantik çocuk için. Ama oradan herkes üstüne atlıyor. Ne yaptın, ne yaptın? Ben geğirdi çocuk. Hani insan ve ufacık çocuk geğirecek. Yani geğirmek mi istedin, onu mu demek istiyorsun? Neyse. Ben bugün bir onu yapmadım zaten. Bir de gaz çıkar, rahatla. Şimdi Seda Hanım mısırını yerken ben de mısırla ilgili bir konuya girmek istiyorum. Ne olur Sibel Can'la... Allah'ın ilgili deme ne olur. Ha, yok yok, Didi demeyeceğim. Ha, mısırla ilgili falan deyince... Ama şimdi bak seni sen aklıma getirdin. Sibel Can, işte Seda Sayan, Hülya Avşar... Şimdi daha alt jenerasyon, yaşça daha genç, Gülben Ergen... Böyle bir sürü sanatçı... Şarkı söyleyen. Şarkı söyleyen, birkaç işi bir arada yapan insan var. Yani programlar, şarkılar, şunlar bunlar filan. Bunların içinde genelde kendini nereye koyuyorsun? Şaka yolu bile olsa Sibel'le bir rekabette düşündüğünü hissediyorum. Doğru mu bu? Bir kadının hem görsel olarak hitap etmesi hem sesinin çok beğenilmesi. Benim şartlar ne olursa olsun kasetimin her zaman bir alıcısının olması. Büyük kitlelere hitap etmek benim için çok önemli. Ama bazı arkadaşlarımız var ki... Bazen hadsiz olarak görüyorum onları. Yani, kimler mesela? Nasıl? Ne anlamda hadsiz? Yok şimdi bu şeylere girmeyelim. Mesela tamam ben herkese saygı duyuyorum. Sinemadan gelir ya da mankendir ya da bir şeydir. Ses şarkıcı olarak sahneye çıkar. Ama kendinin iyi bir şarkıcı olmadığını bilmesi lazım. Mesela sinemadan sahneye çıkan çok aktörümüz, aktrisimiz vardır. Bunlar geçmişte de yaşanmış tabii, şeyler. Çok biliyorsun olacak, çok. Bu ama neden? Başarılı olanları da olmadı mı bunların başarılı arasında? Başarılı olamaz. Başarı nedir? Çok büyük kitlelere ulaşmaktır. Bence Cem Davran da çok güzel şarkı söylüyor ama ben çok iyi şarkıcıyım derse onunla da burada kavga ederim. Aman, çünkü iyi bir şarkıcı değil. Ama kitleler şöyle, çok büyük turnelere çıkarsınız. İyi bir şarkıcı çıkarsınız. Değilim değil, şarkıcı değil. Mesela tamam. Gülben Ergen. Hayır. Şarkıcı mı değil mi? Yok yok, şimdi mahalle kavgasına dökmeyelim. Hayır, soruyorum ben, merak ediyorum. Yok, sen isme gerek yok olarak. Bilen biliyor zaten, hiç gerek yok. Yani kör gözüne parmak yapmayalım. Beni de burada sinirlendirmeyin. Bir kaşık yedirdiniz sapıyla çıkarmayın. Bu arada istersen bir ara verelim. Bir saatinden bir ara verelim. Yok mısır ye. Yok yemeyeyim ben. Devam etmeyeceksin. Ben senin kaldığın yerden devam edebilir miyim? Tabii. Mısır'a diyorum. Edebilirsin. Yani herkes haddini bilsin. Kardeşim diyorsun. Tabii ki yani çıkıp da ahkam kesimi. Zaten halk biliyor kimin sesi var, kimin sesi yok. Kimin kaseti alınır, kimin kaseti alınmaz. Halk biliyor. Ama ben bazen böyle biliyorsunuz ki çıkışlarım vardır. Sinirlenirim yani haddinizi bilin gibi bazı arkadaşlarımıza. İyi yapıyorsun. Bildiriyorum da merak etmeyin. Bravo. Ben siz çıkıp söylemiyorsunuz. Ben söylüyorum sizin yerinize. Hazır konu şarkıdan filan ve arkadaşlıktan açılmışken konuyla bağlantılı olan bir anonsumuz var. Efendim şimdi sıra tele şakada. Tele şaka.
Evet. Sedacığım bizi kırmadın. Oğulcan'ın doğum günü olmasına rağmen geldin. Rica ederim. Seni bırakmazdık ama, doğum gününe gitmen gerekiyor, öyle değil mi? Gitmem gerekiyor. Vallahi izin alarak geldim. Ona göre ayarla oğlum dedim. Tamam anneciğim dedi. Ayrıca size de sevgilerini, saygılarını. Biz de ona bütün hayatı boyunca başarı, mutluluk, sağlık diliyoruz. İnşallah, inşallah çok güzel bir yaşamı olur. İnşallah. Dilediğinden de güzel olur inşallah. 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 Tabii ailesiyle birlikte, sizlerle i̇nşallah. Birlikte. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Vay, evet. Bu güzel iki kere o zaman ben bir şarkı söyleyeyim. Sonuna geldik. Bu güzelliği yine güzel bir kadınla ve güzel bir şarkıyla kapatalım. Teşekkür ederim. Seda Sayan. Sonunda